Evet, 11. soruyla devam ediyoruz hocam. Çocuklar, katıların basıncı konuldukları yüzeyin alanına bağlıdır. Yani yüzey alanı büyükse basınç küçük, yüzey alanı küçükse basınç büyüktür demek istiyor. Hı. Nevin öğretmen öğrencilerine yukarıdaki bilgiyi verdikten sonra şekildeki piramidi sırasıyla önce 1, sonra da 2, sonra da 3 konumuna getiriyor. Yani yüzey alanı gittikçe azalıyor, basıncın artması lazım gittikçe. Bakıyoruz. Piramidin 1, 2 ve 3 konumundaki değişim sürecinde masaya uygulanan basınç değişim grafiği aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Baktığımız zaman basıncın sürekli arttığı bölüm burada D seçeneğini işaretliyoruz. Evet hocam. 12. soru. Katıların basıncı yine sorusu. Bir zemine uygulanan basınç cismin ağırlığıyla doğru yüzey alanıyla ters orantılıdır. Aynı yüzey alanına sahip cisimlerden ağırlığı fazla olan zemine daha çok basınç yapar. Ağırlıkları aynı olan cisimlerden yüzeye temas eden alanı en az olan cisim en çok basıncı uygular. Deney düzeneklerinden hangisiyle ispatlanamaz diyor. Buraya baktığımız zaman zemin aynı fakat tuğla bir küçük yüzeyle yüzey alanında, burada büyük bir yüzeyle yüzey alanında, burada küçük yüzeyin daha çok basınç uyguladığı sünger zeminin daha çok batmasından anlaşılabilir. B şıkkında çivileri F kuvvetiyle, yani aynı kuvvetle vuruyoruz, aynı yüzeyle vuruyoruz. Tahta zeminler var. Birinde sivri ucu geliyor, diğerinde geniş ucu geliyor. Sivri olan yüzeyin, yani yüzey alanı küçük olanın daha çok batacağı, diğerinin daha az batacağı, daha az iz çıkartacağı burayla ispatlanabilir. Burada bıçaklar farklı şekilde tutuluyor Onur hocam, dikkat edersen. Özdeş ekmekler ve bıçaklar kuvvet uygulanıyor ve keskin olan yüzeyin, yani yüzey alanı küçük olan daha fazla basınç uygulayacağı, diğerinin daha az basınç uygulayacağı gözlemlenebilir. D seçeneğinde yüzey alanları zaten farklı olduğu için D seçeneği oluyor. Aynı lastikler var. Biri ince lastik, biri kalın lastik olsaydı, çamurlu yol olsaydı küçük yüzey daha çok batacaktı. O yüzden burayla ispatlayamayız. 13. soru bir ekoloji piramidi sorusu. Bir ekosistemdeki canlılar gördüğümüz gibi ekoloji piramide yerleştirilmişler. Bu canlıların tanımlamaları verilmiş. Yani X canlısı bazı bakteri ve mantarlar olup ölmüş bitki ve hayvanları parçalayabilir. Şimdi bize bu ekoloji piramidini soruyor. Acaba bu X canlısı nerede? Şimdi bazı bakteri ve mantarlarsa her yerde olmalı. Çünkü T, Y, M ve Z veya diğer canlıların tamamını parçalayarak yok edecektir. O zaman X canlısı her yerde bulunacak. Yani X canlısı burada, burada, yani her yerde. Burada yok, burada yok. Y canlısı otçul olarak beslenmektedir. T canlısı güneş ışığından yararlanarak besin üretir. Hocam bu üreticidir. Üreticilerdir. Üreticiler daima ekoloji piramidinin en altında bulunur. Yani T en altta olmalı. T burada yok. T burada en altta. Y otçuldur. Y T'yi yer. T canlısı güneş ışığından yararlanır söylemiştik zaten. M canlısı Y canlısı ile beslenir. M canlısı Y canlısı diye beslenir. Zaten cevap C seçeneği olur. Çıkar. Evet. Murat öğretmen öğrencilerine bitkilerin solunum ve fotosentez yaptıklarını anlatıyor. Böylece burada bir tepkime denklemi de vermiş. Yukarıdaki tepkimeleri de tahtaya yazıyor. Öğrencilerden bitkinin gece ve gündüz solunumu. Yani hem gece hem de gündüz solunumundan bahsetmesi istiyor. İsteniyor. Deney hazırlamalarını istiyor. Murat öğretmenin tahta yazdığı denklemi ispatlayacak deneyi aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru olarak hazırlamıştır? Burada bir ifade verilmiş. Kireçli su karbondioksit karbondioksit ortamında bulanır. Yani bir pipet yardımıyla biz beyaz renkli kireç suyuna üflediğimizde renk bulanık olur. Demek ki orada karbondioksit, ağzımızda karbondioksit olduğunu gösterir. Şimdi bize aydınlık ve karanlık ortamlar verilmeli. Hepsinde de aydınlık ve karanlık ortamlar verilmiş. Kireçli suyu arayacağız. Burada var mı hocam? Kireçli su yok. Burada var mı? Yok. Burada kireçli su var ama burada kireçli su yok. Şimdi her ikisinde kireçli su olmalı. Her ikisinde mum olmalı. Her ikisinde menekşe olmalı. Biri aydınlık, biri karanlık olmalı. Onu istiyor zaten. O yüzden cevap C seçeneği oluyor. Yukarıdaki görsel doğadaki azot döngüsünü anlatmaktadır demiş hocam. Bu görselden yararlanarak azot döngüsüne giden şekerlerden hangisine ulaşılamaz? Evet. Şimdi hocam burada bir azot döngüsünde ayrıştırıcıların gördüğünüz gibi birçok yerle bağlantısı var gördüğünüz gibi. Burada aslında en önemli olan canlı ayrıştırıcılar oluyor. Havadaki serbest azotu yer fıstığının kökünde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler azotlu bileşiğe çevirir. Bakın buradan göstermiş gördüğünüz gibi. Ayrıştırıcılar burada yaşıyor demek istiyor. Bakın azotlu hale getiriyor. Azot döngüsü yani bu
buna ulaşılabilir. Hı hı. Azot döngüsünde en önemli canlı ayrıştırıcılardır. Az önce de söylemiştik. Gördüğümüz gibi azot döngüsünde birçok işlevi yerine getiriyor. Havadaki azotu bütün canlılar doğrudan kullanabilir. Doğrudan kullanabilseydi eğer birçok canlının bu ayrıştırıcılara herhangi bir ihtiyaç kalmayacaktı. Biz de doğrudan kullanamıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Baklagillerden tüketerek tabii azotu alıyoruz. Havadaki azotu ayrıştırıcılar yardımıyla toprağa karışıyor. Baklagillere gidiyor. Biz de tüketiyoruz. Doğrudan kullanabilir. Biz doğrudan kullanamayız mesela. C seçeneği diyoruz. Çekirdeki makara sisteminde gördüğümüz gibi sabit bir makara var burada. Sistemde iki hareketli bir tane sabit makaradan bahsetmiş ve doğru olan ifadeyi arıyor. Sistemde iki hareketli. İki hareketli bu gördüğümüz gibi iki tane hareketli. Bir tane de sabit makara var. Burada hareketli, hareketli ve sabit diye yazabiliriz. Hı hı. Demek ki birinci ifade doğrudur. Birinci ifade doğru. Buraya art koyalım. Sistem işten kazanç sağlamıştır. Onur hocam basit makinelerde işten kazanç diye bir ifade yoktu. İşten kazanç yaptığımız iş aynıdır. Ya kuvvetten kazanç sağlarız ya da yoldan kazanç sağlar. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp ya da kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. İşten kazanç sağlanmaz. İkinci ifadeyi siliyoruz. F kuvvetiyle ip 8 metre çekildiğinde bırakçan 2 metre yükselir. Hocam F ile 8 metre çektiğimizde bu 4 metre yükselecektir. Buradan tekrar çekildiğinde tekrar buraya geliyoruz ve 2 metre. Yani buradan 8 ile çekildiğinde 4 ve 2'ye kadar gidiyor. Doğru. 2 metre yükselir. 1 ve 3 cevap. Bursa seçeneği diyoruz. 17. soru. Aşağıda kurulan sistemlerin hangisinde uygulanan kuvvet diğerlerine göre daha azdır? Yani bizden daha az kuvvet harcanarak bir iş yapmamız isteniyor. Hı hı. Daha az kuvvet harcamamızı istiyorsak kuvvet çarpı kuvvet kolu ya da kuvvet yolu diye bir ifade var. Bu da yük çarpı yük yolu diye ya da yük kolu diye geçiyor. Eğer siz kuvvet kolunuzu ne kadar büyük alırsanız harcayacağınız kuvvet o kadar az olur. Yani kuvvet kolu büyüdükçe az kuvvet harcayarak iş yapmış oluruz. Burada en büyük kuvvet kolu hangisi ona bakmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz gibi kuvvet kolları burada bakın. Şöyle göstereyim. Burada gördüğümüz gibi kuvvet kolu 6R 6 kat. Diğerlerine göre daha fazla kuvvet kolu daha az kuvvet harcayacağımız için cevap D seçeneği oluyor. 18. soru. Suda yapmış olduğu bir deneyle ilgili hazırlamış olduğu deney raporunun bir kesitini paylaşmıştır. Deney raporu deneyin değişkenleri, bağımsız değişken, madde miktarı, bağımlı değişken, sıcaklık değişimi demiş hocam. Kontrol edilen değişken, ısıtıcı sayısı, sıvının cinsi. Yukarıdaki deney raporunu hazırlayan Sude'nin değişkenlerine uygun deney düzeni hangi şıkta doğru olarak verilmiştir demiş hocam. Hocam şimdi bağımsız değişken her iki deney grubunda birbirinden farklı olan değişkenlerdir. Yani birinde su varsa diğerinde alkol varsa burada bağımsız değişkenimiz sıvının cinsidir. Burada madde miktarı verilmiş. Demek ki birinde 100 mililitre varsa diğerinde 200 mililitre olmalıdır. O yüzden 200 olanlar eleniyor. B şıkkı da elenir sanırım. O zaman B şıkkı da eleniyor. Burada madde miktarları gördüğümüz gibi birbirinden farklı. Bağımlı değişken sıcaklık değişimi, kontrol edilen değişken ısıtıcı sayısı. Yani her ikisinde de aynı olmalı. Isıtıcı sayısı ve sıvının cinsi. Sıvının cinsi aynı ama ısıtıcı burada gördüğünüz gibi iki tane, burada bir tane. O yüzden bu da olmaz. Cevap D seçeneği olur. Evet, 19. Evlerdeki elektrikli araçların üzerinden bazen fazla enerji geçer. Sigortalar elektriği keserek evlerdeki elektrikli aletlerin zarar görmesini engeller. Yukarıdaki bilgiye dayanarak sigortayla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Bağlandığı elektrikli araçların aşırı akım geçişini engeller, böylece yangın olayını önlemeye çalışıyor. Doğru değil mi? Güvenlik önlemi. Evet, doğrudur. Kabloların aşırı ısınıp yangın tehlikesi oluşturmasını engeller. Sigortada bulunan tel fazla elektrik enerjisi geçtiğinde erir ve kopar. Manyetikse de atar. Hı. Bu da doğrudur. Bağlandığı elektrikli aracın çalıştığı akım değerindeki elektrik akımını geçirmez. Hocam diyelim ki ütünüz 3 amperle çalışsın. Rastgele bir ifade kullandım. Hı hı. Sigortanızda 3 amper olursa tabii ki elektrik akımını geçirmez. Ama böyle olmamalı tabii ki. Tabii sigorta yüksek. Aynı değerde olmamalı. Tabii. Daha yüksek olmalı. Bu nedenle D seçeneğine ulaşamıyoruz. Son sorumuz hocam. Son sorumuz. Elif, küresel ısınmanın nedenlerinden bir tanesinde fabrika bacalarından atmosfere bırakılan zararlı gazların ve toz parçalarının olduğunu savunmaktadır.
Elif elektrik yüklü parçacıkların istenilen sistemlerle tutulabileceğini düşünmektedir. Bu düşüncesinden faydalanarak fabrika bacalarına uygulanabilir bir proje hazırlıyor. Hocam bu bir filtre sistemi. Bu filtre sisteminde gördüğümüz gibi birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü filtreler var. Elektriklenme sorusu aslında bu filtreler. Bakalım temiz hava dışarıya nasıl çıkıyor? Bununla ilgili bu Elif'in hazırladığı projeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İkinci filtre içinden geçen havayı negatif yükle yüklemekte görevlidir. Hocam ikinci filtreye bakabilir miyiz? Tabii hocam. İkinci filtre küçük parçalara negatif yük yüklemektedir. Gördüğümüz gibi doğru. Üçüncü filtre pozitif yükle yüklenmelidir. Üçüncü filtre zaten pozitif yükle yüklü. Doğru. Üçüncü filtre yeterince çalışmazsa ortamda fazla yük birikmesi olur. Evet, gördüğümüz gibi pozitif yükle yüklenmiş. Eğer çalışmazsa da küçük parçalar negatif yük yüklendiği için fazla miktarda negatif yüklü parçacık ortamda birikir. Bu da doğrudur. Fakat birinci filtrenin tıkanması havanın bacadan geçişini zorlaştıracaktır. Yanlış. En sonda değil mi? Evet, bir ifadedir.